Hayatta her şey zıttıyla var olabiliyor. İyiler, kötüler, çalışkanlar, tembeller. Ben de acı ve mutluluktan bahsetmek istiyorum. Hayatta her şey evet zıttıyla var oluyor. Acı var. Biraz evvel gençlerle konuşurken dedim ki acı var. İğne benim en büyük fobim. İğneyi olana kadar bütün olay, olduktan sonra olay yok oldu. Acı gidiyor bir anda ama acıyı olana kadar var ve acıyı olduktan sonra da çok fazla takıldığımız zaman izdiraba çevirip mutluluktan kaçıyoruz. Şimdi bu enteresan bir şey. Ben iki çocuklu bir aileden geldim. Abiyle büyüyen kaç kişi var? Ay hepiniz bendensiniz. Şimdi çocukluğum boyunca dünya tatlısı bir abim var. Yayın var seyrederse sonra bir sürü laf eder bana, bak hala korkuyorum. Küçük 4 yaş büyük bir abiyle büyüdüm ben. Çok keyifli bir ailenin küçük bir prensesi olarak geldim. Prenses zannettim, kül kedisi olduğumu düşünüyorum sonradan. Çünkü abimle ben büyüdükçe abimle birbirimizle itişmekten Tom and Jerry oynadık çocukluğumuz boyunca. Fakat tabi bu bende müthiş bir kas geliştirdi. Kasın adı asla vazgeçme kası. Şimdi bu kas bana hayatım boyunca çok ciddi zorlandığım zamanlarda yardımcı oldu. Asla vazgeçme kasım 10 yaşında müthiş mutlu bir ailenin içerisindeyken birden boşanmış bir ailenin çocuğu haline geldim. Abimle ikimiz babayla yaşadık ve maalesef boşanan bir ailenin içerisinde çok zorlu bir takım şartlarla yaşadım. Acı dediği zaman çok basit şeyler de acı. İlgisizlik acı olabilir, kayıp acı olabilir. Tamam, o taraftan da bakmamızda fayda var. O yüzden ama bu asla vazgeçmeyen Jerry tarafım, yani o kafadaki kasla beraber her türlü zorluğun üstesinden gelmeye başladım ve fark ettim ki bugün 45 yaşındayım derken bile kendime garip geliyor. 22 yaşında oğlum var. Mutlulukla sunuyorum herkese. Çok genç yaşta başladım. Erken evlendim. Bu asla vazgeçmedim ama tabii bütün yaşadığım süreçler içerisinde muhtemelen arkada bir takım nedenler vardı ama bunları acı olarak algılayıp bunları travmaya çeviriyor olsaydı muhtemelen bugün burada olmayacaktım arkadaşlar. Yani aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Bir sürü zorluklardan geçiyoruz. Evet, kadın olmak daha da zor. Türkiye'de kadın olmak daha da zor. Ama günün sonunda bütün bu yaşadıklarımızı kendi hayatımızda ne kadar travmatik duruma getirip sürekli arkaya bakarak gidiyoruz. Bence bunu hep birlikte buna bakıyor olmamız lazım. Şimdi abimden geçtim. Annem tabii çocukluğum boyunca aman kızım bir de ayrı anne baba çocuğusun. Sen sürekli ayakların üstünde durmalısın. Kuvvetli durmalısın. Aman baban duymasın. Dikkat et. Hep böyle bir bakış açısıyla hep kuvvetli olmak zorundasın. Bu sefer ne oluyor? Yetersizlik kaygısı, herhangi bir hata yapmamalıyım, sorumluluklarıma sahip çıkmalıyım, ailenin iyi kızı olmalıyım, güzel, iyi, herkesin güvendiği, gerektiğinde herkese sahip çıkabileceğim bir kız çocuğu olmalıyım, genç olmalıyım, genç kadın olmalıyım. Dolayısıyla bu aileye yansıyor. Hepimizde farklı şekillerde çıkıyor. Aslında çok zor değil. Bence zor ama zor değil. Yine zıttıyla var. Çünkü biz bunu zorlaştırmayı çok iyi başarıyoruz kadın olarak. Biz bunu zorlaştırıyoruz. O yüzden birazcık hafifletmek gerekiyor. Bütün bu tabii sıkıntıların arkasından şefkat şartı. Çünkü değişimi nasıl yaşadım? Bir eğitimdeyim. Eğitimde doktor bir arkadaş. Farkındalık çalışması yapıyoruz. Böyle grup session'a deli değilim ama o anda deli gibi davranabiliyorsun. Dedi ki bence dedi sen dedi bu kadar mutlu olamazsın ya. Sen dedi mış gibi yapıyorsun dedi. Hani bu Amerikalıların aha moment'ı vardır. Bizde de ana dediğimiz bir an var ya. Ben böyle ana dedim, mış gibi yapmak ne demek ya? Ya öyle bir şey mi var hayatımızda? Varmış meğerse. O birkaç sene evvel, yani 10-15 sene evvel mış gibi yaptığımı fark ettim. Mutsuzken mutluymuş gibi, eğlenmezken eğleniyormuş gibi, kızgınken kızmamış gibi. Bütün yaptığım mış gibileri fark etmeye başladım. Bunu keşfedemezsek etrafımızda kimseyi keşfedemeyeceğiz. İş hayatında da zaten başarılı olmamız mümkün değil eğer bunu keşfedemezsek. O yüzden o mış gibi yaptığımı fark ettiğim noktada üzerine dedim ki ben bundan nasıl değişim yaratabilirim? Şefkat. Şefkat dediğiniz şey, sevgi vermekten bahsetmiyorum sadece. Kediye de şefkat verebilirsiniz ama anlayış. Anlayıştan bahsediyorum. Çünkü ben geriye dönüp baktığım zaman kendimde aslında neyi neden yaptığımı fark etmeye başladım. O işte bir sürü sıkıntılar, zorluklar hepimizin hayatında oluyor. Olmayan varsa şu anda el kaldırsın, hemen salondan çıksın. Çünkü bizden değildir. Yani var mı bilmiyorum yani öyle bir dünya. Hepimizin bir sürü sıkıntısı var. Ama önemli olan onlara ne kadar tutunmuşum. Şefkatte de işte dedim ki yani bunun sonu yok. Yani birazcık kendime anlayış göstersem fena olmayacak. Yani ben mükemmel değilim kardeşim, değilim yani. Bilmiyorum. İş hayatında her şeyi bilmek zorunda mıyım yani? Bilemem ki, o zaman diğerlerine niye ihtiyaç var? Ben o zaman tek başıma bayrak taşıyayım.
O nedenle kendime şefkat geliştirmeye başladım. Bu sefer bununla beraber kırılgan olabilmeyi, bak bu çok önemli. Kırılgan olmak istemediğimiz için tırnaklarımızı çıkarıyoruz. Hele biz kadınlar daha çok çıkarıyoruz. O kedi sevimli gözüküyor ya, acayip asabi insanlar haline gelebiliyoruz. O nedenle mümkün olduğunca şefkatle beraber kendimi daha nasıl yumuşatabilirim? Etrafıma nasıl daha şefkat gösterebilirim? Nasıl anlayış gösterebilirim? Birisi agresif bir şey yaptığı zaman bunun arkasında ne olabilir? Sorularla bunu nasıl keşfedebilirim? Biraz onlara bakmaya başladım. Tabii benim ekibim de ben 45 yaşında olduğuma göre onlar da 35 ve 6. O yüzden sizler yani genelde 25 ila 35 arasında bir ekibim var. Yeni jenerasyon. Herkesin beklentisi çok yüksek ve bu müthiş bir jenerasyon geliyor bence. Çünkü hepiniz mutluluk üzerine çalışıyorsunuz. Biz çalışmak üzerine yaşadık yani. Doğru mu? Biz çalışalım, en iyisini yapalım falan gibi bir delilikle yola çıktık. Ama şu anda artık mutluluk üzerine çalışıyorsunuz. Siz o yüzden çok değerlisiniz. Bir kere bunu bilmeniz lazım. Şefkatle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Son girdiğim şirketlerden, şimdi beni maalesef kumandan gibi koyuyorlar şirketlere. Bu kadar sevimli görüntümün arkasında maalesef beklenti yüksek. Yeniden organizasyonlara genelde geliyorum. Geçmişini hepiniz gördünüz. Bir Seagate diye bir firmanın Orta Doğu'sunu yönettim. Ondan sonra Dell diye bildiğiniz bir markanın Türkiye'de bütün tüketici ve KOBİ'lerinin başına geldim. Şimdi de Lenovo'nun başındayım. Hep geldiğim şirketlerde yeniden yapılanma yapmamı istiyorlar. Tahmin edersiniz ki yeniden yapılanma maalesef birazcık komutanlık gerektiriyor. Ama büyük savaşlar hep iyi liderlerle alındı. Bir savaşı kazanabilmek için iyi bir lider olman gerekiyor. O iyi lideri olmak için de tabii ki çaba harcamak gerekiyor. Asla vazgeçmemek gerekiyor. Biraz evvel söylediğim gibi anlayışlı olmak gerekiyor. Girdiğim şirket, toplantı yapıyorum. Cesaretli olmak gerekiyor, bu çok önemli. Arkadaşlara dedim ki, evet arkadaşlar hadi değerlendirelim. 7 ay ben deli gibi çalışmışım, hepsine işte yol açmışız falan. Dedim ki nedir durum? Bana dedim fikirlerinizi verin. Canavar bir tane şeyim var, yeteneğimiz var. Döndü dedi ki erkek, böyle bıçağı aldı. İyi bir şeyler yaptınız ama biz asla takım olamayız. Şimdi ben böyle, sonra çevirdi, olmadık olamayacağız da dedi. Dedim ki yani süpersin. Hani şu dakikada bunu söylemiş olmam bir büyük cesaret. Büyük cesaret çünkü ben sürekli kesme operasyonundayım o dakika. Gereklilik bu. Büyük cesaret. İkincisi çok dürüstçe. Sen belli ki benim yanımdasın. Şu anda da benimle beraber koşuyor. Üçüncüsü dedim bana bu fırsatı verdiğin için teşekkür ederim. Çünkü dedim bana da cesaret verdin. Bundan yüzleşme cesaretini verdin. O yüzden müthiş. Ve dedim bugün sözünü veriyorum size. Bu değişecek. Bütün ekibim bir araya gelmişler ve ben biraz sahneyi seviyorum, şarkı söylemeyi de seviyorum. Ben onlara şarkı söylerken bütün her şeyi durdurdular ve Duman'ın senden daha güzel şarkısı vardır. Onu söylemeye başladılar bana ve hepsi beraber tabii benim için müthiş bir mutluluk. Çünkü mutluluk bulaşıcıdır. Buraya bağlamak istedim. Bununla beraber tabii şirketin içerisinde büyük bir dönüşüm yaşandı. Büyük bir keyif. Tabii hep beraber ağlamaya başladık. Beni çılgınca benden eğleniyorlar. Ben ağlayınca artık ağla gülfem ağla şarkıları var. Hep birlikte ağlıyoruz. Çok keyifli. Neyse sonuna geliyorum arkadaşlar. Günün sonunda ben akış dediğim şeyin bir akarsu olduğuna inanıyorum. Hayatın da böyle bir şey olduğuna inanıyorum. Hepimizin yolculuğu bu. Herkesin yolculuğu farklı. O yüzden çok fazla kendinize şunun gibi olacağım diye bir şey koymanızın doğru olmadığını düşünüyorum. Herkesin kendi yolculuğunu yaşaması gerekiyor. Ama malzemeyi unutmayın. Malzeme dışarıda değil, burada. Yani bu kalp malzeme. Zihin de değil sadece. Kalbi keşfetmediğiniz zaman mümkün değil zaten bir yere gidemiyorsunuz. Neyi sizi mutlu ettiğini, neyi başkasını mutlu ettiğini, şefkat, anlayış bunlar bence bir yere gitmemizdeki en temel değerlerimiz. Akarsuyun içerisinde derinlik de var, sığlık da var, tahta da var, yaprak da var, kum da var. Hızlı da gidiyor, yavaş da gidiyor. Ama bu akarsuyun içerisinde koca bir sırt çantasıyla, yüklü kayalarla, geçmişteki anılarınızla ve onlarla üzülerek binerseniz sürekli arkaya bakarak gitmeye çalışacaksınız ve akarsuyun içerisinde gidemeyeceğiz. Ben böyle görüyorum hayatı. O yüzden ben size tavsiyem, bu tamamen tavsiyedir. İster alın ister almayın. Bir gün benim ekibimde olursanız almak zorunda kalacaksınız tahmin ediyorum. Ama ne olur kendi hikayenizi kendiniz oynayın. Başkasının hikayesini sahiplenmeye çalışmayın. Çünkü hepiniz ayrı bir değersiniz. Bu ülkenin dişil enerjiye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Sadece eril enerjiyle hiçbir ülke yaşamadı bugüne kadar. O nedenle dengeye ihtiyaç var. Benim kalbim sizlerin potansiyelini dışarı çıkarabildiğim zaman şarkı söylüyor. Bence buradan giderken bir ne zamanmış gibi yapıyorum. Bir de benim kalbim ne zaman şarkı söylüyor diye bir kere bir düşünün. Çok teşekkür ediyorum.